Nerede plaketimiz arkadaşlar? Neyse onu getirin. Ondan sonra o zaman. İki tane güzel haberim var. Önce hangisini versem? Önce size söyleyeyim. Şevki Bey, Fatma Hanım kızınızı buldum. Gözünüz aydın. Sağ olun. Hayatta gayet de iyi. Öyle söyleyeyim. Ay canım benim. Allah razı olsun. Allah senin çocuğunu sana bağışlasın. Ay canım benim. Çok teşekkür ediyorum. Ben de size teşekkür ederim. İyiymiş, hayattaymış. Ay ne mutlu sana. Ben de çok sevindim vallahi. Anlattıklarım bizi çok endişelendirmişti. 5 aydır efendim kızlarından hiç haber alamıyorlardı. Dün izleyen izleyicilerimiz bilir. 5 aydır. Dün bizi aradı. Hatta ya niye benim fotoğraflarımı verdiniz? Ben artık sokağa çıkamıyorum falan diye de böyle bir şey var. Şevki Bey gözünüz aydın. Sağ olun. Buyurun. Az sonra da yayınımıza bağlanacak. Öyle mi? Peki. Bir saniye. Bir alo de. Alo. Alo. Anne. Esra. Nasılsın anne? İyiyim kızım. Sen nasılsın? İyiyim ben de. Sağ ol. Teşekkür ederim. Sen beni hiç niye aramadın kızım? Niye aramadın? Sen benden daha iyi biliyorsun. Niye kızım? Biz sana ne söyledik, ne yaptık yavrum? O kadar sorun yaşadım. Sinan'la birlikte neler yaşadım. Sen benden daha iyi biliyorsun. Esra. Efendim? Yendin. Bu sözleri söylemiyorsun. Sen zorla söylüyorsun yavrum. Hiç biz sana bu yapacak bunları hak etmedik yavrum. Anne beni zorla konuşturan kimse yok. Bundan emin ol. İnsan bir anne babaya bir kere alo demez mi yavrum? Esra'cığım günaydın. Günaydın ablacığım. Hoş geldin yayınımıza. Hoş buldum, teşekkür ederim, sağ ol abla. Yavrum sen bu yaşına neler sığdırmışsın yani hani 18 yaşa. Hiç abla sığdıramadığım için şu an ailemden ayrı yaşıyorum. Sığdırabilseydim yanlarında olurdum zaten. Anladım ama çok fazla şey yaşamış. Sen biraz hayata erken atılmışsın yani. Ve size şunu da söyleyeyim. Dünden beri televizyonda bas annem babam bağırıyor işte benim kızım ona iftira attı. Kayınpederim bağlanıyor, o bana iftira attı. Sultan Beyliğinde, çocuk büro amirliğinde benim kamera kayıtlarım var. Lütfen Allah için onları izleyin. Kim kime iftira atmış, bunu ortaya çıkarın. Ama, rezil ettiler. Yemin ederim rezil ettiler. Ama annen dedi ki bize itiraf etti. Kocamla biz böyle... Ben anneme, babama öyle bir şey söylemedim. Abim beni karakola getirdi. Ondan geri ifademi çekmek için karakolda böyle bir ifade verdikler sana. Hayır evde biz sana böyle bir şey var mı kızım diye sorduğumuz zaman hayır baba hayır anne bana Sinan zorladı beni iftira aile ve çıkmak için. Kamera kayıtlarını izledikten sonra demedi mi ben plandan soğudum artık diye. Abim telefonuma kamera kayıtlarını silmedi mi? Abim öyle bir şey yapmadı ama sen bize dedin ki ne baba Sinan aile ve çıkmak için beni zorladı babasına iftira attı dedi. Ya Allah aşkına ya. Ya gel de dön şimdi bu ya bilmiyorum ya gel de şimdi dön bu aileye geri. Yani Esra'cığım bir saniye sen ben kayınpederim beni rahatsız etti aileme gittim sığınmak istedim ailem bana inanmadı mı diyorsun? Evet inanmadılar. Sen bize hiç gelip anne ya baba. Ya ablacığım Allah rızası için o kamera kayıtlarına bir bak bak Allah rızası için diyorum. O zaman kim kime iftira atıyormuş sen anlarsın ya sen anlarsın. Peki niye siz o zaman kızınızın yanında durmadınız? Hayır kardeşim. Siz Şevki Bey siz burada söyleyin erkek olarak. Özellikle ben kızıma sordum. 3 kere 5 kere sordum. Ciddi sordum. Ama ki böyle bir şeyin aslı yok dedi benim kızım. Yani Esra kızım öyle söyledi. Kesin katiyen böyle bir şeyin aslı yok söyledi. Baban yalan mı söylüyor Esra'cığım yani koskoca adam? Ben de yalan söylüyorum. Ben çünkü benim arkamda kimse yok. Orada herkes desteklemiş birbirini. Ben burada tek başımayım. Kimsenin zaten bana inanacağı yok. Ama elimde kanıtlarım var. O karakoldan o kanıtları alırsınız. Kimin iftira attığını zaten anlarsınız. Esra gelip de bize baba, anne, kayınpederim bana bu şekilde durumda bulunuyor diye bize ifade ettin mi yavrum? Anne siz kamera kayıtlarını görmediniz mi? Ben kamera kaydı görmedim. Ben sana inanırım kızım. Gelip de hiçbir kere şikayet ettin mi kayınpederinden? Allah aşkına görmediniz değil mi? Hayır hayatım bak bir şey soruyor sana. Sen annene gidip de anne benim böyle bir rahatsızlığım var dedin mi demedin mi? Bize öyle bir şey deyip de biz sana destek çıkmasaydık. Abla söyledim onlar kamera kayıtlarını bile izlediler. Abim izledi, babam izledi, annem izledi. Buna rağmen inanmadılar. İnanmadım. Ya bu kadar bilmiyorum ya. Ya şimdi ne alakası var? Onunla onu karıştırmayalım. Ben hep söylüyorum. O Allah'la herkesin kendi arasında yani. Evet, bize bir geri şey ilgilendirmez. Ben sadece şunu söylüyorum Fatma Hanım. Bak kızınızı anladığım kadarıyla size bir kırgınlığı var. Diyor ki ben onlar... Abla kırgınlık ne demek? Bak Sinan bizim eve hırsızlık yapmaya girdi. Ben gene de Sinan'ın yanına geri gitmek zorunda kaldım. Sinan bana bıçak çekti. Ben gene de Sinan'ın yanına geri gitmek zorunda kaldım. Sinan'a seni onlar vermemiş ki kızım. Kendin kaçmışsın. Sen Sinan sana ama bıçak... Ama hayır. Ondan sonra aileme geri döndükten sonra... tamam ama yani onlar da sana Sinan'la evlendirmemişler. Senin ne işin vardı okula giderken kaçtın? 16 yaşında daha... İşte kimsenin hayatını bilmeden dışarıdan yargılamak da olmuyor abla. O zaman evde de mi bir rahatsızlıkları vardı sana? Ya var ya o kadar çok ifadem var ki alıp biraz okusan anlarsın zaten. Ben şu an burada anlatamıyorum. Yavrum şimdi neredesin peki 18 yaşında? Şimdiki yanındakiler sana nasıl davranıyorlar? Şu an yanımda kimse yok. Ben hem okuyorum hem çalışıyorum. Nerede çalışıyorsun kızım? Ne önemi var? Esra sen bize hiç gelip de bu olayları hiç anlatmadın. Sonradan dedin ki anne baba bana Sinan zorladı bana iftira attırdı. Gelip de hiçbir kere söyledin mi bize? Baba anne benim çekerim bu. Kayınpederimden ben bu şiddeti görüyorum bu şeyi görüyorum. Hiçbir kere bir anlatmadın kızım. Tamam Fatmacığım şimdi anlamışlardır hatalarını. Sen de o zaman geri gel ailenin yanına. Siz istemiyor musunuz kızım? Yok ben gelmek istemiyorum kesinlikle. Esra. Sen nerede okuyorsun? Ablacığım ben şehir falan vermek istemiyorum ama okuyorum hem de çalışıyorum. Tamam ben şehir ver diye söylemiyorum. Sen nasıl yani gittin şimdi? Nerede okumaya başladın? Lisede mi okuyorsun? Ben lisede okuyorum. Şu an dışarıdan okuyorum. Dershanede de yardım alıyorum. Dershaneye de gidiyorsun? Aynen. Kim veriyor senin dershane paranı? Kendim veriyorum. Yani sen şimdi gittin orada bir iş buldun. Ev kirası aynen ödüyorsun. Bütün evin geçimini sağlıyorsun. Okula gidiyorsun bir de dershaneye aynen gidiyorsun. Evde üç kişi kalıyoruz. Üç kız arkadaş. Üçümüz birlikte ödüyoruz. Ne iş buldun sen orada peki bu kadar para kazanacak? Bir kafede çalışıyorum ablacığım. Kafede çalışıyorsun. Aynen. Esra geri gel. Biz senin arkandayız yavrum. Defalarca yurtlara da gittin. Biz defalarca seni getirdik. Bizim senden bir şeylerimiz yok. Annen baban olarak biz senin yine arkandayız yavrum. Okumak istersen buradan devam edebilirsin. Okutmadık mı biz seni yavrum? Okuyacağım dedim okutmadık mı? Okutuyorduk. Şeyimiz olmayaraktan servis tuttuk. Kapıdan al kapıya getir. Ne istedin yapmadık. Baba şunu alacaksın dedin aldın yavrum. Bizi niye bu kadar zor durumda bıraktın? 5 aydan beri benim akan gözüm yaşına gözlerde yaş kalmadı yavrum. Hiç de mi düşünmedin sen bizi? Esra'cığım bak sonra yarın bir gün yine daha başka sıkıntılar yaşamak istemiyorsan sen de biraz yanlış kararlar veriyorsun. Bunu kabul et. Daha 18 yaşındasın. 18 yaşında bir 16 yaşına kaçacak 5 kere sığınma evine geçecek. Yok kayınpederim öyle yaptı eve gitti. Babam böyle yaptı falan diye konuşuyorsun. Şu an yanında bulundukların içinde bir sene sonra farklı şeyler anlatacaksın. Bunu kabul et yani. Müge Hanım bize gelip de hiç bu olayları anlatmadı bu. Ya Müge ablacığım Allah aşkına hepsi birbirinin arkasına geçmişler. Hepsi birbirlerini koruyorlar. Şu an ben burada tek kaldığım için kendimi nasıl söyleyeyim kanıtlayamıyorum. Ama dediğim gibi o kamera kayıtlarını izleyin. Sana... O kamera kayıtlarını izledikten sonra zaten kimin yüzüne tükürüp de kime iftira attığını siz kendiniz anlayacaksınız. Esra'cığım ben sana yalan söylüyorsun bizim demiyorum. Senin kendini de ispatlamana gerek yok. Ne olduysa oldu. Daha 18 yaşında gencecik bir çocuksun. Ben de sana diyorum ki yani senin normal şartlarda çalışıp böyle ev tutup evini geçindirip dershaneye gidip falan bir para kazanman mümkün değil çocuğum. İlkokul mezunusun yani sonuç itibariyle şu anda. Kim sana hani kaç lira verecek de sen bütün bu dediklerini yapacaksın. Mümkün şimdi değil. Eğer oturalım ama yapmaya çalışıyorum işte bir şekilde ayaklarımın üzerinde duruyorum. Kaç lira alıyorsun sen o kafeteryadan kızım şimdi beni konuşturma. Bu okumayı bu çalışmayı da nasıl kendi kendime yapabiliyorum biliyor musun? Hı. Abimin bana söylediği tek bir kelime var. Biz 4 kardeş birbirimize yeteriz sana ihtiyacımız yok. Mesajı hala duruyor. Şimdi bağlanırsan ki ben öyle bir şey demedim. Ama kanıtlayabilirim. Abim bu kelimeyi bana söyledikten sonra ben kendi kendime çekiciden verdim. Ayaklarımın üzerinde durmaya başladım. Abin şimdiye kadar senin arkanda değil miydi Esra? Sana destek çıkmadı mı? Abin sana abilik de yaptı, arkadaşlık da yaptı, babalık da yaptı. Her bir görevini yaptı abin kızım. Kızıp da o kadar bir söz söylediyse kötü mü oldu? Kötü oldu anne. Esra. Müge ablacığım ben yayına bağlandım. Dün söz verdiğim için bağlandım. Ben kesinlikle ailemle bir daha görüşmek istemiyorum. Biz bunları hak ettik mi Esra? Ben sizin için katıldım. Gelmek de dönmek de istemiyorum. Kesinlikle telefon numaramı ve yerimi de söylemeyin. İyi günler, kolay gelsin ablacığım. Tamam yavrum. Çok şeyler başına gelir kızım bu annenin babanın ahını alıkanı. Yani yapabilecek bir şey yok yani. Evet. Çok 18 yaşına gelince böyle. Çok bir de genç çocuklar, bir yaş. Çocuklar galiba şunu anlamıyorlar. Çocuklar elbette çok kıymetli. Hani abiler için de anne babalar için de falan ama yani sürekli de bir problem çıktığı zaman yani hani her problemde de hep aynı tepkiyi vermeleri beklenmemeli yani. Evet. Hani sen 16 yaşında kaçtıysa demek ki bu 14'ten itibaren bir yola girdi. Bir sıkıntı var. 16'da kaçıyor. İstemediği bile kaçıyor. Nikah yok. Oradan da kaçıyor. 5 kere sığınma evine Müge gidiyor. Hanım zaten sözünü kestim. Derdini paylaşamaya kendi kafasına. Mesela diyebilirim Müge abla ben sana bu akıl soracağım. Ben ne yapabilirim? Şevki hocama, Şevki hocam ben sana bir akıl soracağım. Bu nasıl olur? Söylemeye ablaları da var, enişteleri de var. Esra derdin... Şimdi ne olacak? Yani işte. Şimdi de... Oldukça uzakta da söyleme diye söylemiyorum. Dün hani aileler zaten söylediler. Bir ilimizde. Şimdi normalde kafeteryada hani ilköğretim mezunu bir kişinin alacağı para 850 lira, 1000 lira bilemedi. Onunla ne ev açılır, ne ev geçindirilir, ne kira ödenir, ne dershaneye gidilir. Vallahi ben onun dışında 18 yaşında yalnız yaşayan daha çocuk yaşta biri pek çok tehlikelere, risklere açık. Doğal olarak da pek çok kötü niyetli kişinin hedefinde yanında annesi, babası, ailesi olmaksızın bunlarla başa çıkmak çok 18 yaşında biri ama, için mümkün değil neredeyse. Ama Fatma Hanım yani bak Esra'nın da size kırgındı. Ben bazı şeyleri söyledim bana inanmadılar diyor. Ben hayır, bunu gelip de bir kere ben bunu herkes için söylüyorum. Bakın özellikle bu taciz falan davalarında çocuklara anlatıyorlar bir şeyleri ama büyükler inanmamayı tercih ediyor. Bazı büyükler.